Selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nerdon Oyun TV ekranlarından hepinize merhabalar. Age of Civilizations 2'de modern dünya Türkiye'sinde Osmanlı'yı canlandıracağız sevgili dostlar. Bir önceki bölümde Suudi Arabistan'da çok saçma sapan bir savaşa girmiş ve acayip uzatmıştık savaşı. Neticesinde ise hiçbir şey alamamıştık. O nedenle şimdi amacım Yunanistan'ı aradan çıkartmak olacak. Şuradan iyi bir asker basıp limandan da girmeye planlıyorum çünkü. Yani çıkartma yapacağım bir nevi. Allah Allah. Aa, para olmadığı için para kalmamış. Tamam. Normalde beklettirdim ama şu anda asker bekletmeyeceğim. Yani direkt biz buradan basıp çıkalım. Burada da askeri birikim var. Lucas, Allah aşkına şu sıkıntıyı gider artık ya. Ya oyundan soğutuyorsun resmen. Bir anda haritanın diğer tarafını atıveriyor. Abi tamam. Geri çeviriyorum. Bossa, sizin savaşınıza girmeyeceğim. Ben kendi savaşım kendim başlatıyorum şu anda burada. Umman ticaret talep ediyor. Yemen'e karşı koalisyon kurmamız karşılığında Bosna Hersek 1000 altın veriyor. Teşekkür ediyoruz kendisine bu bonkör davranışı yüzünden ama hedefimde sen varsın. O nedenle biz Bismillah deyip önce bir 5000 askerle oraya bir çıkartma yapacağım. Of, çok iyi bir savunma yaptı Atina'da. Tamam, sen de buradan çık bari Atina'ya. Adamlar Atina'dan güzel çıkartma yaptı. Çok güzel karşıladılar bizi. Helal olsun. Misafirperverlikleri çok güzeldi. Ama bize bu kadar. Biz buradan devam etmek zorundayız. Şurada bir asker bloğu yaparsak. Çok güzel. 1250 de buraya çık. Sen de şuraya çık ama ben burada sıkıntı yaşıyorum şu anda ya. 905 asker oraya gönder. 1000'le buraya al.
Bak bundan dolayı. Yunanistan'ın da topraklara kattık ama bayağı bir zorladı bizi Yunanistan. Yunanistan'ı topraklarımıza kataraktan Balkanlar üstünde oldukça önemli bir yeri daha topraklarımıza katmış olduk değerli dostlar. Şu anda Yunanistan'ın asimilasyonu var. Burası birazcık zamanımızı çalacak. Yani ne kadar erken biterse aslında o kadar iyi burası ama şu alanı da çıkartmak istiyorum aradan. Bir saniye. Angolo ticaret talep ediyor. Kime karşı? Bunu göremedim. Geri çevireceğim. Yapacak bir şey yok. Onu kabul edemem şu anda. Artık ordu bakımına birazcık daha abanmanın zamanı geldi. Burası Kosova. Priştine'ye. Arkadaş bunu nasıl başarabiliyorsun ya? Kosova'yı da aldık. Bir süre fethi yapmayacağım. Yatırımsal açıdan ilerlemek istiyorum çünkü şu anda. Turu başına olan getirimizi biraz daha arttıracağım. Ya. Atölye kurulumu. Priştine'ye bir çiftlik. Bir çiftlik. Bir atölye. Priştine'nin atölyesi varmış zaten. Atilla'nın hepsi varmış. Adamlar medeni ya. Tamam. Priştine'ye yatırım yapacağız. Sofya'ya yatırım yapacağım. Sana yatırım yapacağım. Cepte bir şey kalmadı. Hindistan bizi dost medeniyet kabul etmiş. Kendilerine bu 25 bin yatırım istiyor. Atina'ya bak. Bu yatırımları düzenli kontrol edersek bizim için daha iyi oluyor çünkü günlük yani tur başına getirisi biraz daha fazla oluyor. Bu sefer de bizim işimize yarayan bir şey bu. Bir çiftlik, bir atölye ve yatırım zamanı. Bir çiftlik ve atölye. Yine bir tur döndüreceğiz. Suudi Arabistan ve Yemen yine savaş halindeyiz. Niye bunlar böyle bir şey yapıyorlar ki sürekli olarak? Suudi Arabistan şeye kaşınıyor fena halde ama. Allah Allah. Suudi Arabistan'a bak ya. Çok fena halde canımı sıkıyor şu anda bunlar. Ama biz buraların asimilasyonu bitirdiğimiz için bu sefer buradan da asker basabildiğimiz için
Buradan da asker desteği alabileceğimiz için. Vallahi sen kaşındın. Biz efendi gibi oyunumuzu oynadık. Dürüst oynamış olsaydın mis gibi geçinir giderdik biz seninle. 741 buraya. 1000 tanesini buraya. 1000'le buraya. Sen böyle gel. Sen de şöyle çık bakalım. Ben habire buradan asker basacağım artık. Lan bu Araplar hep aynı şeyi yapıyorlar ha. Vallahi. Başkasının gazına girip savaş ilan ediyor. Sonra ortada kalıyor. Bak şimdi. Hayır, edebimizle adabımızla fetih işlemini tamamladık. Ne diye daha zorluyorsun ki? Sen de Riyad'a kadar geleceği abi. Sizi ben buraya kadar yoracağım artık. Yapacak hiçbir şey yok. Ben Balkanlarda ilerleme politikası gitmeye çalışırken bunlar da burada dert tası içerisindeler. İlişkileri geliştirdim. Romanya'ya da Macaristan. Macaristan'a saldırmazlık paktı yapacağım. Romanya ile bir şey yapmama gerek yok. Romanya zaten dağılmış dağılacağı kadar. Gürcistan için bayağı bir şey feragat etmiş sağ olsun kendileri ama. Ben dedim otur edebinle adabınla ne uğraşıyorsun sen? Heh, al buyur. Sen de şuradan çık bakalım bir. Abi şuradaki yeri atlayıp nasıl oraya gidebiliyorsun zaten sen ya. Bu sefer Arapları tamamen hezimete uğratmadan buradan ayrılmayacağım. Sadece Araplar olsa yine iyi. Yemen için de planlarım aynı. Bu sefer günah bizden gitti. Yoksa gayet de makul davranmıştım ilk etapta. Tamam. Şu başkentini alalım. Senle de şuradan bir giriş yapalım. Zaten saldırmazsan tadı çıkmaz be Suudi. Mis mis. Bak şimdi ben sana buradan ne yapacağım. Tamam. 500. 250. 500. 500. 500. 500. Aa, hareket puanımız gitti. Çok güzel. Saldırması gerekiyor ki eğlencesi çıksın biraz daha. Körüne körüne teslim et. Bizim için bir şey ifade etmiyor şu anda. Tamam. Gir abi. Devam devam devam. Durmak yok.
Buradaki bütün toprakları bitti. Yemen de aynı şekilde gidiyor. Yemen Bey, ne yapıyorsunuz? Valla bu sefer oldukça iyi mücadele ettik ama tabii ki çok güzel. Suudi Arabistan'ın oba şurası mı Suudi Arabistan? Tamam. Önce dur. Canım, canım, canım. Çok güzel. Yemen için iftar vakti. Yemen'i aldık. Suudi Arabistan'da aldık. Bir anda Arap Yarımadası'nın tamamı bizim oldu. Aslında hedeflerim arasında böyle bir şey yoktu. Kademeli olarak ilerleyecektim. Daha ne yapayım? Kaç turdan beri dayandık. Görmezden geldik. Hadi dedik. Yapmaz Araplar dedik ama velhasıl kelam çarkımızı okudular. Şuradan ben ordu bakımına vereceğim birazcık. Çok fazla asimilasyon var şu anda burada. Asimile bekleyen yer var. Malezya bizi dost medeniyeti ilan etmiş. Çok güzel. Şimdi şöyle yapacağım. Bak. Bütün askeri birliği ben bir yerde toplayayım bu Arap Yarımadası'ndakileri. Şöyle olsun. Bakalım şu muhitteki askerimiz ne kadar? Güzel. 15.000 civarında asker var Arap Yarımadası'nda. Çok güzel. Şuradan Mısır oldukça iyi ilerlemiş ama biz Mısır'la birazcık direneceğiz gibi görünüyor. Belçika bizi dost medeniyetler arasına dahil etmiş. Kendini buradan teşekkür ediyoruz. Romanya ticaret talep ediyor. 43 altın. Kime karşı? Bak çok küçük geliyor. Şurada okunmuyor. Hemen bakalım. Romanya kimle? Beyaz Rusya'yla. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olsanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hepinize bol oyun ve bol fethi günler diliyorum. Bir sonraki videoda Osmanlı'nın adamlarını Balkanlarda sürdürmeye devam edeceğiz. Alacağımız ülkeler arasında Bosna Hersek var. Bosna Hersek'i alıp Mısır'da savaş ilan edeceğiz. Oradan da yavaş yavaş Afrika'ya doğru ilerleyeceğiz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.